yettim Suzan. Ay, sırnaşma abi, yaklaşma. Ama bana böyle davranma. Çok gücüme gidiyor Suzan. Çekil dedim, çekil. Üf. Ama bir haftadır seni görmedim karıcığım. Çok özledim. Ya şu yakışıklı kocana biraz şefkat göstersen ne olur. Yok ya. Sen dürbüne bakacağım diye bana kaç ay şefkat göstermedin. Hatırlatayım mı Avni? Öyle gündüzleri peri sayıklayıp gece koynuma girmek yok. Yemezler. Ama Suzan, Suzan. Çekil dedim, çekil. Yerelde, yere. Hoş, zıbar orada. Ama Suzan ne olur şu evliliğimizi kurtarmak için bana son bir şans ver. Bak ne yapacağız biliyor musun karıcığım? Yarın doğru komşularımızın evine gideceğiz, tamam mı? Betüş Hanım'a açık seçik soracağım. Sen peri misin diyeceğim. Evet derse sen bana inanacaksın. Hayır derse bu konuyu bir daha açmayacağım, tamam mı? Sabaha bakarız. Şimdi yat zıbar. Tamam. Çabuk. Karıcığım. Abi, niye hala yatmadın? Tuğçe'ye her şeyi açıklayan bir mesaj yazdım. Ama hala cevabı gelmedi. Madem bu kadar üzülecektin, niye her şeyi başından anlatmadın? Ne diyecektim? Deniz beni hala seviyor mu yoksa sevmiyor mu diye Ceren'le iddia girdiklerindir mi hiç? Bu çok çirkin bir şey. Aslında haklısın. Bu kadar saçma bir şey için iddiaya girilir mi? Vazgeçtim. Haftalığını almayacağım. Sağ ol ama Tuğçe'yi geri getiremezsin. İstersen yarın ben Tuğçe ile konuşayım. Kızlar böyle şeyleri birbirine daha iyi anlatır. Dur, mesaj geldi. Galiba gerek kalmadı. Aç bakayım. Tuğçe'den değilmiş. Kimdenmiş? Galiba babamın büyük patronundanmış. Ne? Ne yazıyor peki? Umur'un nerede olduğunu bilmiyorum. Önemli de değil. Zaten artık çok yaşlandı. Bir iki güne gelmezse şirketin başına seni geçiririz yazıyor. Dışarıdaymış. Şarjı az olduğu için arayamıyormuş. Olamaz. Arkamdan neler çeviriyorsunuz? Demek her şeyi ölünce öğrenecekmişim o. Yazıklar olsun. Hadi bunu babama söyleyelim de yatalım. Sen de üzülme. Söz, ben yarın Tuğçe ile konuşacağım. Sağ ol Ceren. Çok iyisin. Ay anneciğim, yeter ama artık. Hani bırakmıştı bu ağlama faslını. Sabah oldu, sen hala ağlıyorsun. Kıyamam ben senin gözyaşlarına. Ay Eda, kolay mı? İkinci kez aldatılıyorum. Ay aklıma geldikçe yine kötü. Dudu, benim için de böyle ağlamış mıydın ha? Hatırlamıyorum. Söyle Dudu. Ha? Hadi ne olur söyle. Ya ben hatırlıyorum, 40 gün 40 gece hiç durmadan ağlamıştım. Ah canım, ay sana kıyamam ben. Sus Taci, dalga geçme benimle. Hayır Dudu, çok ciddiyim. Biliyor musun, bir tek ağlarken ne kadar iyi biri olduğun ortaya çıkıyor. Görüyor musun Eda, o kadar zavallı bir durumdayım ki. Babanın bile diline düştüm. Yapma Dudu, biz dostuz. Sus Taci! Ya sen yat uyu, ya ben yatmaya gidiyorum. Ve bu münasebetsiz konuşmayı sürdürecek durumda değilim. Ben sadece içimi döküyorum Dudu. Sen istersen git uyu, ağlamaktan yoruldun. Ama sen bu haldeyken ben uyuyamam. Yürü Eda, gidelim. Baban saçmalamaya başladı. Ya anne! Biliyor musun? Bence babam hiç de saçmalamıyor. Baksana senin için ne kadar üzüldü. Bence seni hala seviyor. Geçmişe basi denir. Aman anne. Ay. Ah Dudu, ah. Babam annemi seviyor. Babam annemi seviyor. Babam annemi seviyor. Babam annemi seviyor. Hopala hopala hopala. Taci. 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 Duymuyor musun beni? Aa, Perihan sen mi geldin? Sen niye daldın öyle söyle bakayım. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Hiç, yok bir şey. İyi ya, sen bilirsin. Ben buraya duduları teftişe geldim. Yaramaz bir şey yok değil mi? Şey, yok yok, sen merak etme. Güzel. Sihirli kravatın bende olduğunu anlamadılar değil mi? Yok anlamadılar, merak etme, her şey yolunda. İyi, ben gideyim o zaman, bay bay. Şey Perihan, bu aralar Betüş'e uğrayacak mısın? Her şey normalse uğramam herhalde. Benim de yapacak bir sürü işim var. Sen niye sordun bunu Taci'ye? Hiç,
Öylesine sordum işte. Ha. İyi. Bay bay. Havala havala havala. Ay, acaba sana yalan söylediğim ortaya çıkarsa bana da ceza verir misin Perihan? Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.